Yaşadığımız topraklardan kaç ömür geldi, geçti? Atalarımızdan, dedelerimizden bize miras kalan gelenekleri, yapıları, kültürümüzü tanıyor muyuz? Hepsi bu programda. Sahip olduğumuz emanetlerin anlatıcısı Mücahit Mürşit Akyol ile toprağın gökleri geçmişimize ışık tutuyor. En güzel selam olan Allah'ın selamıyla sizleri selamlıyorum. Alternatif Radyo'da yeni bir Toprağın Kökleri programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda sizinle Moymul Mahallesi'ni ya da eski ismiyle Moymul Köyü'nü konuşacağız. Evet, Moymul, Tavşanlı'ya yakın büyük yerleşim alanlarından birisi. 1844 ve 45 temettüatlarına baktığımızda 308 hane olduğunu görüyoruz ki bir köy için oldukça kalabalık bir nüfus ve zaten bu köy kısa zamanda büyüyerek Tavşanlı ile birleşerek Tavşanlı'nın yeni bir mahallesini günümüzde teşkil etmiş durumda. Ama Moymul ismi nereden geliyor? Moymul'un tarihi nedir? Gelin isterseniz sizle bunu detaylıca bir konuşalım. Moymul ile ilgili kaynaklar aslında çok çeşitli şekillerde dağılmış durumda. Yani 1530'daki Muhasebe-i Vilayet Anadolu defterinde Moymul köyünün ismi geçmekte ve 3 hane olarak gözüküyor. Yani günümüzde 308 hane olan köyün 1530 yılında 3 hane olduğunu görüyoruz. Ve bu gerçekten ilginç ve şaşırtıcı bir durum. Aynı zamanda o dönemde Moymul köyüne bağlı 2 tane de çiftlik bulunmakta. Biz öncelikle Moymul isminin yırtıcı bir kuş ismi olduğunu biliyoruz. Moymul kuşu isminde bir kuş var ve bu alanlar eski dönemlerde dağlık alanlar olduğu için bu yerleşimin ismini bu kuştan aldığını düşünüyoruz. Moymul'la ilgili bilgilere Charles Texier'in 1850'lerde yazmış olduğu seyahatnamesine de rastlıyoruz. Charles Texier'a göre Moymul, Tavşanlı'dan ancak 4 kilometre uzağında bulunan ve Rindekus çayının ağzına kurulu küçük bir kasabadır. Burası eski bir kavmin yerleşim yeri olduğu açık olacak şekilde birçok eski mimari parçalar bulunmaktadır bu köyün sınırlarından. Moymul ismindeki bu kasabanın toprakları eteğinde bulunduğu Tekirdağ ismindeki dağ volkanik bir dağdır manasına gelecek sözleri söylemekte. Evet, Moymul'dan bahsederken geniş bir perspektiften olayları açıklamamız yerinde olacak. Moymul köyünün isminin yırtıcı bir kuştan geldiğini söyledik. 1530'da 3 hane olarak gözüktüğünü söyledik ve 1844 ve 1845 yıllarında yaklaşık 308 hane olduğunu söyledik ki bu çok büyük bir nüfus gerçekten. Ve aynı zamanda Moymul gerçekten gelişmiş olarak gözüküyor o dönemlerde 1800'lü yıllarda da. Ancak 1800'lü yıllarda köyün bir su sıkıntısı çektiğini biliyoruz. Çünkü su yetmediği için dedeler köyüne giderek oradan su getiriyorlar. Ve ciddi bir süre boyunca hep bu şekilde devam ediyor uzun yıllar boyunca. Ta ki bir hayırseverin yakınlarda bir yere su deposu yaptırana kadar. Ve genel olarak Osmanlı köylerinde gördüğümüz tarım ve hayvancılık burada da var. Ancak bir farkı var. Ticari işler de 1844-45 yıllarındaki temettüatlarında görülüyor. Bu da köyün ciddi manada kalkınmış ve zengin olduğunu göstermekte bize. YouTube'dan bizi takip eden izleyicilerimiz için görsel olarak sülale isimlerini 1844 ve 45 yıllarındaki sülaleleri ve haneleri sizlerle ekranda paylaşıyoruz. Şu anda da zaten görüyorsunuz. Thank you.
Evet, yani bunun yanı sıra köyde yatırlar, yani türbeler de mevcut. Yakın zamana kadar Zincirlikaya ismindeki mevkide bir dedenin bulunduğuna inanılıyor ve bu dedenin bu dede hakkında ciddi efsaneler var. Yani bu efsaneleri anlatmaya kalksak birkaç tane program daha yaparız. Ve Sarı Dede isminde bir dededen bahsediyor. Yani bu Sarı Dede'nin kerametleriyle ünlü büyük bir zat olduğu söyleniyor. Tabii ki bununla ilgili birçok rivayet var. Bugün siz de Muymul Köyü'nü işledik, Muymul Köyü'nü konuştuk. Haftaya yeni bir köyümüzde ve yeni bir programımızda sizlerle birlikte olacağız. Şimdiden Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yaşadığımız topraklardan kaç ömür geldi, geçti, atalarımızdan, dedelerimizden bize miras kalan gelenekleri, yapıları, kültürümüzü tanıyor muyuz? Hepsi bu programda. Sahip olduğumuz emanetlerin anlatıcısı Mücahit Mürşit Akyol ile toprağın gökleri geçmişimize ışık tutuyor.